Demek eşini kaybettikten sonra bir daha izdivaç yapmayı düşünmedin ha? Evet. Ben de hatırası büyüktür. Yani tekrar evlenmek ona ihanet etmek gibi geldi bana hep. Ama ölenle de ölünmüyor ki Malikciğim. Orası öyle aslında ama fakat ben kızlarımın başına bir üvey anne olsun istemedim. Üvey anne var. Üvey anne var Malikciğim. Bana bak kız. 2 gün sonra Malik Bey bu ne ödüğü belirsiz kadını tepemize konağın hanımı diye getirirse aha da bak gör o zaman. Çok iyi insan bence. Hem Malik Bey de yalnız kalmamış olur. Kızın sen direkt misin? Hakime de çektiysen. Malik. Malik Bey rahatsız edilmek istedim. Malik Bey. Ah. Allah muhabbetinizi arttırsın inşallah. Hallere bak hallere. Tencere kapak misalisiniz maşallah. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Hıdırcığım zarfı uzatır mısın Malik Bey'e? Ne şimdi bu? Yine ne işler karıştırıyorsun? Aç lütfen. Siz içeri gidin. Nereden buldun bunu? Kilimli'den. Öldürdüğüm kadının çalıştığı yerden. Bir şey soracağım. Bir insan öldüreceği kadınla niçin fotoğraf çektirir? Ne ilginç hayatlar. Biri bana burada neler olduğunu anlatacak mı? Hıdır Bey. Annem olmasından ölesiye esef duyduğum şu kadına neler olduğunu anlatır mısınız? Buyurun başlayın. Malik Bey'in Kilimli'de gizli gizli görüştüğü bir kadın varmış. Aa, O gece de gönül eğlendirmişler. Mevzul miktarda alkol almışlar. Sonrasında kavga etmeye başlamışlar. Bak şimdi Malik Bey kadına birkaç kez vurmuş. Kadıncağız da aldığı darbeyle başını çarparak oracıkta ölmüş. Ay yazık. Sonra? Kendisi böyle anlatmıştı. Sonrasında Çolak da beni buldu. Bir an önce bu kadından kurtulmamız lazım diye kendini paraladı. Vah. Siz de kadını ıssız bir yere gömdünüz. Evet Ali Bey. Vicdansızsın. Vicdansızsın. Nasıl insanlarla işbirliği içerisinde olduğunuzu anladınız mı Saniye Hanım? Müsaade ederseniz ben biraz hava alacağım. Of Allah, of. Of ben ne yaptım?
Malik Bey, şimdi elimizde müspet kanıtlar var. Bu kadını tanımadığınızı inkar edemezsiniz çünkü fotoğraf çektirmişsiniz beraber. Ve arkamda da bir şahit duruyor. Malik Paşazade, küçük bir fare gibi kafana kıstırdım seni. Şimdi valiye gidip annenin vesikasını ona teslim ediyorum. Öyle bir vesika yok. Çok özür dilerim. Hiç olmadı. Dün gece sabaha kadar Ankara'yla bir takım önemli dostlarımla telefon görüşmeleri yaptım. Bütün kayıtlar silindi Malik. Her şey. Eğer o kağıtla bir yere gidersen hem sahte evrakçılıktan hem de komplo kurmaktan seni savcıya şikayet ederim. İstersen dene. Şimdi gelelim esas konumuza. Kızım Gülfem'le konuş. En kısa zamanda nikahı yapıyoruz. Arabada bekle beni Hıdır. Ben bu dünyanın en mutsuz çocuğuydum biliyor musun? Benim en güzel yıllarım heba oldu. Senin yüzünden. Ben bu haldeysem... bu haldeysem bunun müsebbibi sensin. Benim bedbaht olma sebebimsin sen Saniye Hanım. Sen nasıl bir annesin ya? Sen nesin biliyor musun? Sen benim çocukluğumun katilisin. Şimdi Saniye Hanım, rica edeceğim. Tığınızı, pırtınızı toplayınız. Ve çekip gidiniz buradan. Beni anne katili yapma. Rica edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.